Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kardeşlerim, soru cevapta 13. bölüme geldik. Şimdi 106. sorudan devam ediyoruz. <laughs> Kardeşlerim yazıyorsunuz 106. soru. farz ne demektir? Ben biraz yavaş okuyayım. Durdura durdura bunu yazabilirsiniz defterlerinize. Farz ne demektir? 106. soru. E cevap, yapılması din yönünden, yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Tekrar oku okuyorum. Yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Ne gibi? Namaz gibi. Zekat gibi kesin Allah'ın emri farz diyoruz. Bunlar kesin yapılacak. Bunu yazıyorsunuz. Devamende şunu yazıyorsunuz. Farzın yapılması sevabı virgül terk edilmesi ise azabı gerektirir. Yani yapmayan, farzı yapmayan Allah ona ahirette azap eder. Azabı gerektirir. 107. soru o da aynı farz gibi çok hafif fark var. Yani farzla vacip aynıdır diyen alimlerimiz de vardır. Eşittir diyen alimlerimiz de vardır. 107. soruyu yazıyorsunuz. Vacip ne demektir? Vacip ne demektir? Cevabı yapılması kesinlik derecesinde bir delille sabit olmayıp kuvvetli bir delille sabit görülen şeydir. Yani bunun da delili kuvvetli ama yani farz gibi e, Kur'an'da kesin hüküm değil. Ona yakın bir hükümle efendim e, sabit görülen şeydir. E, nokta vitir ve bayram namazları gibi diyorsunuz. Tabi yazmada yetiştiremeyen e, tuş elinizin altında durduruyorsunuz, yazıyorsunuz, tekrar açıyorsunuz tekrar dinleyip böyle durdurarak yazıyorsunuz. Şunu da yazıyorsunuz vacibin devamına. Bakın bunun hükmü de şu. Vacibin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmesinde azap azabı gerektirir. Aynı farz gibi dikkat edin. Yani farzı da yapmak sevaptı, sevabı vardı, terki azabı gerektiriyordu. Vacibin de yapılması sevap vardır. Terk edilmesi burada da azabı gerektirir. 108. soruya geldik arkadaşlar. Müekket sünnet ne demektir? Müekket sünnet ne demektir? Cevap veriyorum. Kuvvetli sünnet. Müekket sünnet, kuvvetli sünnet. iki nokta üst üste. Peygamber Efendimizin devam edip de pek az yapmadığı ibadetlerdir. Devamı çok, terki az. Bir misal verecek olursak bu aklınızda kalsın. Yani böyledir değil ama misal olarak veriyorum anlamamız açısından. Mesela öğlen namazının ilk sünnetini 100 gün içerisinde, 100 günlük bir süre içerisinde Peygamber Efendimiz diyelim ki 90 kere kılmış, 10 kere kılmamış. Kılmadığı gözükmüş. Bak 100 gün içerisinde 90 gün kılmış, 10 gün kılmamış. İşte böyle olan sünnetlere müekket sünnet deniliyor kardeşlerim. Misal verecek olursak sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri müekket sünnettir. 109. soru 109. soru Süneni Hüda ne demektir? Süneni Hüda ne demektir? Cevap veriyorum. İslam dininde önemle benimsenen İslam dininde önemle benimsenen ezan ikamet ve cemaate devam gibi sünnetlere denir. Ezan, kamet, cemaate devam gibi sünnetlere ne denilmiş kardeşlerim? Süneni, hüda. Bunlar da yine yazıyorsunuz. Bunlar da birer müekket sünnettir. Nokta. 110. soruya son soruya geldik bugünkü dersimizin. Gayri müekket sünnet nedir? Gayri müekket sünnet nedir? 108. sorumuz müekket sünnet neydi? 110. soru gayri müekket sünnet nedir sorumuz? Cevap Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla Bazen yapmış olduğu şeylerdir, yatsı ve ikindi namazının ilk sünnetleri gibi. Şimdi yine buna bir misal verecek olursak müekket sünnette verdiğimiz misal gibi, yüz gününü düşünelim Peygamber Efendimiz'in. Yüz gün yatsı namazının ve ikindi namazının ilk sünnetlerini kılarken yüz gün içerisinde, diyelim ki 80 gün kılmamış, 20 gün kılmış mesela. Yani terk etmiş olduğu, kılmamış olduğu süre çok, kıldığı az. Buna da sünneti gayri müekked deniliyor. Hocam biz de öyle mi yapmalıyız? Yani Peygamber Efendimiz'in kılmadığı daha çok biz de mi öyle yapalım? Hayır, biz öyle yapamayız. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz bir şeye sürekli devam etmiş olsa o sünnet olmuyor, vacip oluyor. Onu yapmadığımız zaman vacibi günahkar oluyoruz ve cehennem azabını gerektiriyordu 107. soruda. Peygamber Efendimizin böyle kılmasında yine hikmeti hüda bizi düşünmüştür ki yani oldu ki ümmetim kılamazsa azaba düşmesin diye bizi düşünerek o öyle yapmıştır. Biz de Resulullah'ı severek ve onu düşünerek onun sünnetlerini biz devamlı kılacağız. Yani biz ikindinin sünnetini bir kılıp bir kılmamazlık yapmayacağız. Biz devamlı kılacağız. E, e, öğlen namazının sünnetini bir kılıp bir kılmamazlık yapmayacağız. Biz devamlı kılacağız. Allahü Teala Hazretleri farzlara, vaciplere, sünnetlere samimi bir şekilde bağlı, devamlı kılan kullarından eylesin. Bugünkü dersimiz 13. dersimizde bu. E, tekrar ediyorum çok güzel ders veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun bilmemiş olduğumuz daha nice konular varsa Rabbim öğrenmeyi ve amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.